Bir futbolcunun kabiliyetlerinin ortaya çıkabilmesi için sıkı bir idmandan geçmesi lazım. Sıkı bir idmandan geçmeden kaliteli bir futbolcu ortaya çıkmaz. Ortaokulun son yıllarında birkaç yıllık futbol hayatım oldu. Daha iyi bir futbolcu olabilmek için sıkı idmanlar yapmam lazımdı. Gece gündüz, yaz kış demeden sıkı idmanlar yapıyordum. Kendime bir şeyler katabilmek için sürekli maçlara katılıyordum. Kimi zaman izliyordum, kimi zaman ise oynuyordum. Çok zorlandığım zamanlar oldu. Sakatlanıp yataklara düştüm. Belki beden olarak yenik düşsem de zihinsel olarak yenilmemek için sürekli ulaşmak istediğim hayallerimi düşünerek kendimi motive ettim. Mücadele ederek yeniden ayağa kalktım. Hayallerimin peşinden koşmaya başladım. Birçok defa kazandığımız maçlar oldu. Her defasında karşımıza daha zorlu bir rakip çıkıyordu. Tabii bu durum beni zorluyordu. Kendime şunu söylüyordum. Hayallerine ulaşmak kolay olmayacak. Kaliteli bir futbolcu olmak istiyorsan rakibin de kaliteli olması lazım. Ama bazen de yeniliyorduk. Bu durum benim için bir düşme değildi. Bir sonraki maçlarda neler yapmam gerektiğini öğreniyordum. Yani benim için hiçbir zaman düşme yoktu. Her bir düşüş yükselmektir. Karşına çıkan engelleri her zaman fırsata çevirmen lazım. Kendini motive etmen lazım. Yoksa hayallerine kavuşamazsın. Evet, hepimiz dünya stadında bir imtihandayız. Bir futbolcu gibi kabiliyetlerimizin ortaya çıkabilmesi için hastalıklara, sıkıntılara, engellere, musibetlere maruz kalırız. Çok zorlandığımız, ölmek istediğimiz, bazen de diplere düştüğümüz zamanlar olacak. Neden bu imtihanlara maruz kalıyorum deme. Çünkü burası dünya stadı. İmtihan yeridir. Dar hizmettir. Lezzet, ücret, mükafat yeri değildir. Çalışmanın, gayret etmenin, kabiliyetlerimizin ortaya çıktığı yerdir. Herkes ahiretteki mevkisini bu dünyada belirleyecek. Hem bak, dünya stadında neler ile imtihan edileceğimizi Rabbimiz Bakara suresi 155. ayette bizlere şöyle bildiriyor. Andolsun ki sizi biraz korku, açlıkla, mallardan, canlardan, ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele. Rakibin olan takım eğer güçlüyse dolayısıyla senin takımın da güçlüdür. Zaten ona göre karşına bir takım çıkartırlar. Aynen öyle de. Senin de başına çok imtihanlar geliyorsa sen güçlü ve kabiliyetli bir insansın demektir. Hem sen Allah'ın sevdiği bir kulsun. Çünkü Allah sevdiği bir kula imtihan gönderir. Hem en çok sevdiği kulu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına baksana. Taif'te akrabaları tarafından taşlattırıldı. 6 tane çocuğunu kendi elleriyle toprağa gömdü. Açlıktan karnına taşlar bağladı. Başından bir gün bile imtihan eksik olmadı. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı için imtihanları da ona göre geliyordu. Ama bak Firavun'a burnu bile kanamadı. Dünya yüzünü her zaman güldü. Çünkü Allah sevmediği kula dünyayı güzel gösterir. Allah ise sana göndermiş olduğu musibetler ile seni Şampiyonlar Ligi'ne hazırlıyor. Yani başına gelen imtihanlar kötü bir şey değildir. Kabiliyetlerini ortaya çıkartıyor. Mertebeni yükseltiyor. Allah'a yönlendiriyor. Günahlarını temizliyor. Eğer sabır ve tevekkül ile karşılarsan cenneti kazanmana vesile oluyor. Bir oyuncu kabiliyetlerinin ortaya çıkmasını istiyorsa karşısında bir rakibi olması lazım. Karşısında bir rakibi olmadan ne mertebesi yükselir ne de kabiliyetleri ortaya çıkar. Senin de rakibin olan nefsin ve şeytanın ile mücadelen olmaz ise ne kabiliyetlerin ortaya çıkar ne de merteben yükselir. Bak meleklere 7-24 Allah'a ibadet etmelerine rağmen insanlardan üstün olamıyorlar. Çünkü rakipleri yok. Olmadığı için yükselemiyorlar. O yüzden her zaman yerlerinde sabitler. Şeytan ve nefsin ile yaptığın mücadele bir futbolcunun rakibiyle yaptığı mücadele gibi. Sen onlarla mücadele ettikçe kabiliyetlerin ortaya çıkacak. Merteben yükselecek. Bazen nefsini ve şeytanı yeneceksin. Bazen ise yenileceksin. Sakın yenildiğin zaman ümitsizliğe düşüp bırakma. Hatırla, her bir düşüş rakibin ile yapacağın bir sonraki mücadelede neleri yapmaman gerektiğini öğretir. Yani senin için hiçbir zaman düşme yoktur. Her bir düşüş yükselmektir. Bir futbolcu yere düştüğü için kaybetmez. Yeniden ayağa kalkmadığı için kaybeder. Sen de yere düşmüş olabilirsin ama yeniden ayağa kalkmak senin elinde. Haydi yeniden ayağa kalk ve rakiplerinle mücadeleye başla. Karşına çıkan engelleri her zaman fırsata çevirmeyi öğrenmen lazım. Kendini motive etmeyi öğrenmen lazım. Yoksa hayallerine kavuşamazsın. Mücadele etmekten başka çaren yok. Hem pes edip neyin peşinden koşacaksın?
Dünya uğruna koştuğun hangi şey senin kabrine bir faydası olacak? Ölüm gibi bir gerçek başına gelse, dünyanın bütün saltanatı senin olsa kabrine bir fayda eder mi? Sor kendine. Kendine sorduğun gibi dünyadaki tüm insanlara sor. Bir fayda eder mi? Bir futbolcu gibi manevi olarak sıkı idmanlar yap. Başına gelen imtihanları sabır ve tevekkül ile karşıla. Halid bin Velid gibi yataklara düşsen de onun yaptığı gibi yeniden ayağa kalk, Allah'ın rızasını kazanmak için koş ve sonra çık git ahirete, cennet kupasını kaldır ve sonsuza dek mutluluğu yakala.